Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kanal 23 ekranlarında Diyanet İşleri Başkanlığı Elazığ İl Müftülüğü tarafından hazırlanan İnanç Dünyamız adlı programa hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, bu akşam da yine birbirinden değerli konuklarım var. Bu akşamki konuklarım Elazığ İl Müftümüz Sayın Selami Aydın Hocamız. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Allah razı olsun. Yine Elazığ Merkez İmam-ı Azam Camii İmam Hatibi Şinasi Bay Hocamız. İnşallah Elazığ İl Müftümüz Sayın Selami Aydın Hocamız ile Peygamberimizin mirası, insanlığa vefası konusunu konuşmaya çalışacağız. Vefa nedir? Kimlere vefa duymalıyız? Allah'a karşı vefa nasıl olmalı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında vefa örneklerini konuşmaya çalışacağız. Malumunuz içerisinde bulunduğumuz hafta da Mevlid-i Nebi haftası ve bu yılın konusu, teması da vefa olduğu için inşallah vefa konusu üzerinde konuşmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi programımıza sözlerin en güzeli, kelamın en üstünüyle başlıyoruz. Bizlere Kur'an-ı Kerim tilavetini sunmak üzere sözü Elazığ Merkez İmam-ı Azam Camii İmam Hatibi Şinasi Bay Hocama bırakıyorum. Buyurun kıymetli hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولم المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. الفاتحة. İmam-ı Azam Camii İmam Hatibi Şinasi Bay hocamıza bu güzel Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Kıymetli dostlar, bugün il müftümüz Sayın Selami Aydın hocamız ile vefayı konuşacağız. Mehmet Akif merhum kızının düğününü yapar ve hocasını da, Bosnalı Şevki Efendi'yi de çağırır. Tabi hocası biraz gecikince ve gecikmesinin mazeretini kendisine arz edince, işte vefa yokuşunu çıkamadım deyince, merhum hem insanlığa bir örnek olsun hem bir nükte olsun diye diyecek ki hocam, yeni nesil, yani nesli hazır o vefa yokuşunu tezden düzledi diye cevap verecek. Bugün inşallah hocamız ile beraber vefayı anlatacağız. Peygamberimizin mirası, insanlığa vefası konusunu konuşmaya çalışacağız. Kıymetli hocam, tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyisiniz. Teşekkür ediyorum İrfan Bey. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ellerimle tuttuğum, gözlerimle gördüğüm, ruhumda hissettiğim nimetleri bana bahşeden Rabbime sonsuz hamdü sana ederim. Allah'ımızı, Yüce Rabbimizi noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Alemlerin nuru, iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti bizi dinleyen kardeşlerimize, ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Amin. Allah razı olsun. O rahmet peygamberinin rahmeti, Allah'ın rahmeti bütün insanlığın üzerine olsun. İrfan Bey hocam, siz de ifade ettiniz, Mevlid-i Nebi haftasındayız. Her sene Diyanet İşleri Başkanlığımız Mevlid-i Nebi haftasında bir konuyu ele alarak bu konunun daha iyi anlaşılması babında camilerimizde, kürsülerde, konferanslarda kardeşlerimize bu konu anlatılıyor. Vefa gerçekten bizim için çok önemli. Vefayı tarif ederken kitaplarda vefanın birçok manası var. Evet. Mesela kıymet bilmek, kıymet vermek, sözünde durmak, yapılan iyilikleri
unutmamak, yapılan iyiliğe misliyle karşılık vermek, dosta sahip çıkmak, dostluğu sürdürmek. Bunlar vefanın anlamları, tarifleri. İslam ahlakının en temel ilkesidir vefa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Eddebeni Rabbi fe ehsene te'dibi. Rabbim beni terbiye etti. Terbiyemi ne güzel yaptı. Cenab-ı Hak Kalem suresinde ve inneke leala hulukin azim. Ya Muhammed, şüphesiz ki sen yüce ahlak üzerinesin buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün insanlığa gönderilmiş peygamberdir. Kâffeten linnâsi, rahmet peygamberidir. Vefa, dostluğun kaynağı, muhabbetin ilk durağıdır. Vefa, müminin şiarıdır. Vefasızlık ise sözünde durmamak münafıklığın alametidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyuruyor. Münafıkta üç alamet vardır. O sözünde durmaz. Kendisine bir emanet verilse ona ihanet eder. Bir de emanete ihanet eder. Ahde vefa göstermez. Bu da müminin münafığın alametidir. Vefa içerisinde samimiyetin, sadakatin, tevazunun bulunduğu engin bir deryadır. Samimiyettir. Eddinun nasiha. Eddinun nasiha, din samimiyettir. Kime samimiyet? Allah'a ve Resulüne samimiyettir. Samimi olmaktır. Şuurlu olmaktır. Vefa, sözüyle özüyle bir olmaktır. Sözün ağırlığını bilmek, sözünde sadık kalmaktır. Vefa, insana değer verme, emeğe saygı duymaktır. Vefa, iyiliğe teşekkür etmektir. İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a şükredemez. Vefa, kadir şinas olmaktır. Kadir kıymet bilmektir. Ali canip olmaktır. Vefa, tabir caizse adam gibi adam olmaktır. Hocamızın okumuş olduğu ayeti kerimede, Ahzab suresinde, Bismillahirrahmanirrahim. Minel müminine ricalun sadaku ma ahedullahi aleyh diyor. Müminlerden öyle yiğitler var ki, öyle adamlar var ki, öyle kahramanlar var ki, Allah'a vermiş olduğu sözde sadık kaldılar. Ahdlerine vefa gösterdiler, sadık kaldılar. Şehit oldular Allah'ın yolunda. Diğerleri de sırasını beklemektedirler. Asla ve kat'a Allah'a vermiş olduğu sözden geri caymadılar, sözlerini değiştirmediler. Vefa, yeminini bozmamaktır. Borcunu ödemektir. Vefa, minnettar olmaktır. Şimdi, tabii ki biz insan olarak ilk önce bizi yaratan Rabbimize vefa duymalıyız. O çünkü kullarına çok büyük lütuf ve ihsanda bulunmuş. Vefalı kullarına efendim nimetler bahşetmiş.
Biz ilk önce kul olarak, insan olarak Allah'a vefa duymalıyız. Peygamber Efendimiz'e vefa duymalıyız. Annemize, babamıza, bizlere iyilik yapan insanlara, insanlığa, kardeşlerimize, bu vatana bize emanet edenlere, vatan elden gitmesin, bayrağımız yere düşmesin, namuslar çiğnenmesin, ezan-ı Muhammed'i susmasın diye canlarını feda edip şehadet şerbetini içenlere vefa duymalıyız. Alimlerimize, ilim adamlarımıza, öğretmenlerimize, değil mi? Bak şu salgın hastalıkta canını tehlikeye atarak insanlara faydalı olan sağlık çalışanlarımıza, yani tüm birbirimize vefa örneği göstermeliyiz. Cenab-ı Hak da bunu istiyor bizden. Din görevlilerimiz özellikle hocalarımıza, tabii hocalarımızın efendim işte mihrapta, minberde insanları Allah'ın yoluna çağırıyor, iyilikte bulunuyor. Yani birbirimize karşı vefalı olmalıyız. Çevremize, efendim canlılara, efendim geçmişimize, tarihimize, ecdadımıza vefalı olmalıyız, ahdimize vefa duymalıyız. Demek ki Sayın Hocam, öyleyse vefa sadece sözünde durmak değil. Evet. Bunun diğer yönleri de var, diğer yönlere taalluk eden hususları da var. Evet. Özellikle bahsettiğiniz işte Allah'a karşı vefalı olma, biz buna işte elest bezmi diyoruz. Evet. Orada aslında söz veriyoruz. O sözü gereğini yerine getirmek. Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmek. İşte peygambere vefadan bahsettiniz. Anne babaya vefadan bahsettiniz. Dilerseniz kıymetli hocam, öncelikle Allah'a karşı vefa nasıl olmalı? Buradan devam edelim Sayın Hocam. Şimdi değerli hocam, Cenab-ı Hak bizi insan olarak yaratmış. Yani bu kainatta yaratılanların içerisinde biz insan olarak yaratılmışız. Allah-u Teala bizi dileseydi başka bir mahluk da yaratabilirdi. Biz insan olarak yaratılmışız ve insan da yaratılanların en şereflisi, eşrefi mahlukat. Ahsen-i takvim üzerine yaratılmışız. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de feyze sevveytuhu ve nefaktu fihi min ruhi buyuruyor. İnsanı en güzel şekilde yarattım ve ruhumdan üfledim diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bizim insan olarak yaratılmamız ve bizi Cenab-ı Hak hidayet yolunu göstermiş, imanı bize nasip etmiş. Biz Müslümanız. Allah bizim ismimizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Hüve semmâkümül müslimin. Biz Müslümanız. Allah'a olan imanımız var. Peygamber'e olan bağlılığımız var. Allah-u Teala nasıl ki insanların içerisinden peygamberleri seçmiş, onlara peygamberlik görevi vermiş, Allah-u Teala insanların içerisinden de bizi seçmiş. Bize Allah-u Teala imanı nasip etmiş. Hidayet Allah'tandır. Allah dilediği kulunu hidayete erdirir. Dolayısıyla Allah'a şükretmeliyiz. Allah'a vefa duymalıyız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi biz elestü bi rabbiküm sorusuna bela diye cevap veren kullarız. Dolayısıyla sözümüzde sadık kalmalıyız. Allah-u Teala bizi mesela İslam beldesinde yaratmış. İslam beldesindeyiz. Doğduk, gözlerimizi açtığımızda efendim ezan-ı Muhammed'i kulağımızı okundu. Annemizi, babamızı, akrabalarımızı, kardeşlerimizi Rahman'a secde ederken bulduk. İslam beldesinde, İslam topraklarında Allah-u Teala bize böyle bir şey nasip etti. Şimdi şu anda dünyanın muhtelif yerlerinde zalimlerin zulmüne duçar olan Müslümanlar var, kardeşlerimiz var. Dinlerini yaşamada zorlanıyorlar. Ezan sesini duymayan, duyamayan
ibadetlerini zor şartlar altında yerine getiren kardeşlerimiz var. Allah hamdü sena olsun, şükürler olsun. Tabi oradakinin de ayrı bir bereketi ve sevabı vardır. Bunu da söylemek gerekiyor. Zorluklar karşısında dimdik ayakta durmak, davaya sahip çıkmak, bunlar da önemli unsurlardır. Bunun sevabı kat kat büyüktür. Zorluklar altında efendim din-i mubini İslam'a hizmet etmek, yaşamak ayrı bir şeydir. Şimdi Allahu Teala bize nimetler vermiş. Ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Elem terav ennallaha sahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı ve esbeğe aleyküm ni'mehu zahiratın ve batını. Görmez misiniz, bilmez misiniz diyor Cenab-ı Mevlamız. Bildiğiniz, bilmediğiniz, gördüğünüz, görmediğiniz bütün nimetleri, yerde ve gökte olan nimetleri Allah-u Teala bizlere vermiş. İnsanoğlunun hizmetine sunmuş. Buna mukabil biz de Allah-u Teala'ya vefa duymamız lazım. Allah'ı unutursak Allah da bizi unutur. Allah'ı zikretmemiz, Allah'a ibadet etmemiz, onun ismini yüceltmemiz, Allah'ı unutmamamız gerekir. Allah'ın emirlerine ram olmamız, efendim onun buyruğunu yerine getirmemiz bizim ona karşı bir vefa borcumuzdur. Kur'an-ı Kerim'de 50 yerde vefa kelimesi türevleriyle birlikte kullanılmaktadır. Direkt vefa kelimesi geçmiyor da ama bunun manalarına benzer manalar Kur'an-ı Kerim'de 50 ayette geçmektedir. Vefa Allah-u Teala'nın sıfatlarından da birisidir. Ayet-i kerimede وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوا buyurmaktadır. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ ayetinde, ayetin sonunda bu ayetin bölümü geçmektedir. Allah'tan daha fazla kim vefalı olabilir? Sözüne sadık kalabilir. وَمَنْ اَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلَ Allah'tan daha doğru sözü kim olabilir? Allah-u Teala kullarına yapmış oldukları güzel ameller karşısında Allah-u Teala kullarını mükafatlandıracağını, kullarına ahirette büyük nimetler, dünyada ve ahirette büyük nimetlere kavuşturacağını beyan buyurmaktadır. Ayette öyle diyor. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Her nefse, efendim, herkese hakkı verilecek, hiç kimseye kıl kadar haksızlık yapılmayacaktır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Allah-u Teala muhsinlerin, güzel davrananların ecrini, mükafatını verecektir. Cenab-ı Hak İsrailoğullarına diyor, ey İsrailoğulları Allah'ın size vermiş olduğu nimeti hatırlayın. وَاَفُوا بِعَهْدِ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ Siz Allah'a, siz ahdinizi yerine getirin ki ben de ahdimi yerine getireyim diyor Cenab-ı Hak. Allah-u Teala hem Hristiyanlardan hem Yahudilerden bir söz aldı. Ve izahadna mithaqa beni İsrail. Biz İsrailoğullarından söz aldık. Yani bu söz karşılığında insanların da Allah-u Teala'ya vefa duymaları gerekir. Vel mufuna bi ahdi miza ahadu işte Müminun suresinde müminin özellikleri sayılırken onlar ahdlerine vefa ederler. Efendim bununla ilgili biraz önce hocamızın da okumuş olduğu ayette de müminler ahdlerine vefa ederler, sözlerinde dururlar, emanete hıyanetlik etmezler. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de de söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin. O bir sorumluluk gerektirir. Mümin vefalı olmalıdır diyoruz. Kıymetli hocam Allah razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı vefa ve belki akabinde vakit yeterse Peygamber Efendimiz'den vefa örneklerini de konuşacağız ama hani bahsettik Allah'a karşı vefalı olmak aslında kişinin Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmesiyle evet. olur. Çünkü Elest bezminde evet. Allah bize sordu işte ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bizler de kabul ettik. Aslında bu misak, bu ahitleşme, akitleşme evet. onun emir ve yasaklarını yerine getirmeyi gerektiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğimiz zaman ona karşı vefa nedir? Sadece
İşte ismi anıldığı zaman Allahümme salli ala seyyidine Muhammed demek yeterli mi? Buyurun Sayın Hocam. Şimdi hocamızın da okumuş olduğu ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın Resulü'nde sizin için çok güzel örnekler vardır. Dolayısıyla peygamberlere baktığımız zaman peygamberler de Allah-u Teala'ya vefalı davranmışlar. İşte ayet-i kerimede ve İbrahim ellezî vefva, İbrahim aleyhisselam da vefa örneği gösteriyor. Evet. Cenab-ı Hakk'a mesela İbrahim aleyhisselam öldürüleceğini yani bilerek putları kırıyor. Yani o biliyor başına gelecek tehlikelere nelerin olacağını bile bile kendisi dininde sebat gösteriyor. Allah'a olan bağlılığında fedakar davranıyor ve büyük mücadeleler içerisine giriyor. Ateşe atılıyor. İşte evladı Cenab-ı Hak'tan bir göz aydınlığı evlat istiyor. Seneler sonra Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a bir evlat nasip ediyor. İbrahim Aleyhisselam da oğlu İsmail'i Allah'ın yolunda feda ediyor. Bir vefa örneği gösteriyor. Ve dua ediyor. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayati ve yüzekkihim. İbrahim Aleyhisselam dua ediyor bizim için. Bir vefa örneğidir bu bize. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ben atam İbrahim'in duasıyım, kardeşim İsa'nın müjdesiyim, annem Amine'nin rüyasıyım diyor. Bir vefa örneği de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbrahim aleyhisselama gösteriyor. Biz mesela namaz kılarken namazlarımızda salli barik dualarını okuruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Resulullah Efendimiz'e dua ederken İbrahim aleyhisselama da onun ehline, ali beytine dua ederiz. Bunu bize Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam öğretti. Yani vefayı bize öğretti. Bakınız bize dinimizi Resulullah Efendimiz öğretti, dinimizi. O anlattı. Biz ondan öğrendik. Bu silsile bize kadar devam edip geldi. O bizim için çok büyük sıkıntılara katlandı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hani ayet-i kerimede فَلَعَلَّكَ بَاخِنُ نَفْسَكَ buyuruyor. Neredeyse yani insanlar Allah'ın dinine girmiyor diye Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zora giriyor. Neredeyse kendini efendim harap edeceksin, bitireceksin. Evet. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hani velev şe'a rabbüke le amene men fil ardu kulluhum cemi'a. Allah'ın dilemesi dışında kimse iman edemez. Allah dileseydi yeryüzünde bütün herkes iman ederdi diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i teselli ediyor. Ama Peygamberimiz ümmeti için çok büyük fedakarlıklarda bulundu. Bize dinimizi öğretti. Bu uğurda çok büyük sıkıntılara katlandı. Biz de onun ümmeti olarak ona vefa duymalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ismi Ahmet. Ahmet en çok hamd eden anlamına. Resulullah Efendimiz Cenab-ı Hakk'a çok büyük vefa örneği gösteriyor. Secdeye kapanıyor. Efendim namazda ayakları şişinceye kadar ibadet ediyor. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah Allah senin gelip geçmiş bütün günahlarını bağışladı. Ne der, niçin bu kadar ibadete düşkünsün deyince diyor ki ya Ayşe diyor Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Ve Cenab-ı Hakk'a ellerini açıp yalvarıyor ya Rabbi layıkıyla seni hamdü sena edemiyorum diye azini bildiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir vefa örneği gösteriyor. Dolayısıyla biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı bu vefayı göstermeliyiz. İşte
Resulullah Efendimiz hastalığının son zamanlarında Mescid-i Nebi'ye gelip namaz kıldıramıyor. Ashab Resulullah Efendimiz'i dört gözle bekliyor ki Allah'ın Resulü mihraba geçsin. Onu mihrapta son kez olsun görelim. Ona dokunalım. Efendim onun yüzünü görelim diye. Ama Resulullah Efendimiz son zamanlarıdır. Hastadır. Bazen mihraba geçemiyor. Geçemediği zaman Hazreti Ebubekir Efendimiz'e namaz kıldırmaları için izin veriyor. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz ashabına dönerek mahzun olmayın, üzülmeyin. Yarın huzuru mahşerde Havz-ı Kevser'in başında sizlerle buluşacağız diyor Resulullah Efendimiz. Ümmetine böyle o kadar düşkün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hep ümmetini isteyen, ümmetimi bana bağışla diye dua eden, bir alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in ümmetiyiz. Bakınız o kadar güzel örnekler var ki, müsaadeniz varsa o örneklerden buyurun, bazılarını sen anlatalım. Hem de bize bir ders niteliğinde olmuş olur. Bu arada Sayın Hocam vaktimiz de yavaş yavaş daralıyor. Evet. Son 9-10 dakikamız var. Bilginiz olsun tamam. Sayın Hocam. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefası, hoşgörüsü çok geniş. Efendimiz asla ve kat'a yalan söylemedi. Asla. Emanete ihanet etmedi. Onun ismi Muhammedül Emin idi. Bu ismi ona müşrikler verdi. Güvenilir Muhammed diye bu ismi ona müşrikler verdiler. Hatta müşrikler kendi adamlarına güvenmiyorlar, Resulullah Efendimiz'e güveniyorlardı. Bunu nereden çıkarıyoruz? Emanetleri Peygamber Efendimiz'e vermişlerdi. Resulullah Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken Hazreti Ali Efendimiz'i yatağına yatırdı. Dedi ki bu emanetleri sahiplerine verirsin, ondan sonra gelirsin diye Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e ferman buyurdu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Müşrikler Darun Nedve'de karar almışlar. Onu öldürmek için Allah Resulü'nü, Peygamberimizi. Onu ölü veya diri getirene ödül verilecek. 100 deve verilecek. Ve Peygamber Efendimizin evi sarılmış. Baba yiğit gençler. Onun gördükleri yerde öldürecekler. Bu zor durumda bile Resulullah Efendimiz kendisine verilen emanetin sahiplerine ulaşmasının mücadelesini veriyor. Bakınız, bunda çok büyük ders ve ibretler vardır. Kendisine inanmayanlar bile onda bu güzelliği, özelliği görüyorlar. Ebu Sufyan ticaret maksadıyla başka şehirlere gidiyor. Gittiklerinde o insanlar diyorlar ki sizin beldenizde Mekke'de Muhammed isminde birisi varmış. Onun özelliklerinden bize bahseder misiniz deyince diyorlar ki o diyor asla ve kat'a yalan söylemez. Emanete ihanetlik etmez. İnsanlarla ülfet eder, iyi geçinir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikten önce bir genç birisiyle bir alışverişte bulunuyor. Sonra ona randevulaşıyorlar. Adam gidiyor, o sözünü unutuyor. Resulullah Efendimiz oraya 3 gün üst üste devam edip gidip geliyor. En son adam hatırlıyor, geliyor. Resulullah Efendimiz diyor ki, ben 3 gündür buraya gidip geliyorum. Çünkü sana söz verdik, biz burada buluşmak üzere diyor. Sözünde o kadar sadık.
Mesela bir... Sonra o gence diyor ki delikanlı beni çok yordun diyor. He, öyle değil mi? Evet diyor, delikanlı beni çok yordun. Beni çok yordun diyor. Hatta bir savaşta, savaş esnasında çocuklar iki cephenin arasında kalmış, ölmüşler. Resulullah Efendimiz bu çocukların cesedini görünce çok üzüldü. Hüzünlendi. Dediler ki ya Resulallah, bunlar müşriklerin çocukları. Olsun dedi Resulullah Efendimiz. Bunlar masumdur dedi. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Onlara da acıdı Resulullah Efendimiz. Bir vefa örneği gösterdi. Mesela Mekke fethine geldiğinde bakınız 10 bin kişilik bir kuvvetle geldi. Değil mi? Ve bu Mekke'nin fethi kimseye haber verilmeden yapıldı ki kan dökülmesin, savaş olmasın diye. Resulullah Efendimiz Mekke'ye, Kabe'ye geldiği zaman efendim tekbir getirdikten sonra ne söyledi Mekkeli müşriklere? Dedi ki bugün ben size Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşine söylediklerini söylüyorum. La tethribu aleykümül yevm yağfirullahu leküm ve huve erhamur rahim. Bugün size kınama yoktur dedi ve Mekkeli müşrikleri affetti. Savaş çıkmadı, kan dökülmedi. Bir vefa örneği gösterdi. Yani düşünebiliyor musunuz o insanlar hangi şartlar altında Mekkeli müşrikler efendim Müslümanlara eziyet ettiler, boykot uyguladılar, 3 sene aç susuz kaldılar, Müslümanlarla alışveriş yapılmadı, kız verilmedi, Resulullah Efendimiz'in geçtiği yola diken attılar, ona yalancı söylediler, yalancı dediler, kahin dediler, şair dediler, mecnun dediler, deli dediler. Efendim Hazreti Sümeyye annemizi şehit ettiler Müslümanların gözü önünde. Müslümanlara eziyet ettiler, işkence ettiler. Buna mukabil Müslümanlar da bir vefa örneği gösterdi. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bakınız Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mesela kardeşi Şeyma'ya Hevaz'ın gazvesinde efendim esirlerin arasında bulunan kardeşine vefa örneği gösteriyor. Küçükken süt emziren Halime annemize vefa örneği gösteriyor. Eşi Hazreti Hatice annemize, ona 6 evlat veren annemize vefatından sonra da onun akrabalarına vefa örneği gösteriyor. Annesi Amine'nin mezarını efendim düzlüyor, selam veriyor, dua ediyor, ona vefa örneği gösteriyor. Resulullah Efendimiz'in o kadar çok vefa örneği var ki, mesela Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam Taif'ten dönerken doğduğu şehre giremiyor. Müşrikler karar almışlar, nerede görürseler Resulullah Efendimiz'i öldürecekler. Ama Mutim bin Atı ismindeki bir müşrik kendi adamlarını silahlandırarak Resulullah Efendimiz'e eman veriyor. Resulullah Efendimiz bu müşriğin vermiş olduğu emanla içeriye giriyor. Kızı Fatıma Resulullah Efendimiz'in saçlarını temizliyor. Efendim sonra hüzünleniyor. Kızım Fatıma ağlama diye teselli ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kızı Fatıma'yı. Seneler sonra rivayetlere göre bunun evladı esir düşüyor Müslümanlara. Adam diyor ki yolunu bulsam da Resulullah'a işte babamın ona bir iyilik yaptığını söylesem diyor. Ve buluyor, söylüyor. Resulullah Efendimiz Allah şahittir ki diyor, o sağ olmuş olsaydı benden bütün esirlerin serbest bırakılmasını isteseydi ben ona cevap verir, bütün esirleri serbest bırakırdım. Yani kim Resulullah Efendimiz'e bir iyilik yapmışsa Resulullah Efendimiz bu iyiliğin karşısında daha fazla iyilik yapmıştır. Sözünden asla ve kat'a caymamış. Mesela Hudeybiye barışındaki o yapılan anlaşmanın şartları vardı değil mi? Evet. İslam tarihi bilenler bunu bilirler. Müslümanların aleyhine şartlar vardı. Sahabe buna razı olmamıştı. İtiraz edenler oldu.
O Mekkeli, Mekke'den bir Müslüman kaçıp Müslümanlara Medine'de sığınırsa bu geri verilecekti. İşte Ebu Cendel isminde bir sahabe geldi. Medine'de Müslümanlara sığındı. Müşriklerden kurtulmuş. Müşriklerden kurtulup Müslümanlara sığındı. Tabii işkence görmüş, eziyet görmüş. Şimdi böyle bir insan geldiğinde ne yapılır? Yani sanız gelmiş, sığınmış ve kurtulmuş. Müşriklerden kurtulmuş. Resulullah Efendimiz ona sabır tavsiye ederek diyor, biz söz verdik diyor. Sözümüzde durmamız gerekiyor. Yani normal şartlarda aslında alınması gerekiyor. Kabul edilmesi gerekiyor. Yani müşrik biri hem Müslüman oluyor, geliyor. Müslümanlara evet. Yani bir yönüyle sığınıyor. Canla başla güzelce karşılanması gerekiyor. İşte normal Resulullah şartlar. Efendimiz anlaşma yapmış. Söz vermiş. Mesela söz verince sözünde durmak gerekir. Evet. Asla ve katla sözünde dönmemiş. Mesela işte Abdullah el-Müzeni isminde birisi var. Zamanımız varsa bunu anlatalım. Buyurun Sayın Hocam. Bir 4 dakikamız var. Şimdi buyurun. Bu da mesela Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret edince bu Abdullah el-Müzeni ismindeki bu sahabe de hicrete geç kalanlardan birisi. Allah'a olan imanı, peygambere olan bağlılığından bu da hicrete karar veriyor. Hazırlığını yapıyor. Yol azığını, yiyeceğini yanına alıp yola koyulunca müşrikler bunu hemen Mekke'nin dışında bir yerde yakalıyorlar. Ve buna olmadık işkenceler yapıyorlar. Yol azığını, her şeyini elinden alıyorlar. Bu yetmiyormuş gibi onun elbiselerini de çıkarıyorlar. Ve onun üzerine ona istihza ederek, alay ederek onun bir çuval geçiriyorlar. Geniş bir çuvalı boynundan aşağı doğru, başından aşağı doğru geçiriyorlar. Ve onu o şekilde kendi haliyle bırakıyorlar. Bu Allah'a iman eden, Resulullah'a aşık olan bu sahabe hicretinden, davasından vazgeçmiyor. Resulullah'a hicret etmeye karar veriyor. Bakınız, 400 kilometre yolu yaya gidecek. O kendi baştan aşağı giydirdikleri o çuvalı ikiye bölüyor. Bir kısmını belinden aşağı bağlıyor. Bir kısmını da omuzlarına atmak suretiyle efendim yaya olarak yola devam ediyor. Günlerce yolda gidiyor. En son Medine'ye varıp Resulullah Efendimiz'in huzuruna çıkıyor. Resulullah Efendimiz'in huzuruna çıkınca böyle Resulullah Efendimiz sen kimsin diye soru soruyor. Ben diyor Abdullah el-Müzeni'yim diyor. Resulullah Efendimiz bunun halini görünce çok hüzünleniyor. Rivayetlere göre diyor Allah Resulü gözyaşı döktü diyor. Çok hüzünleniyor. Bir Müslümanın İslam davası uğruna çekmiş olduğu sıkıntı, Resulullah Efendimiz bu hali görünce hüzünleniyor. Dolayısıyla kardeşinizi giydirin diyor. Bunu elbise giydiriyorlar. Allah size rahmet etsin dua ediyor Resulullah Efendimiz. Sonra buna bir isim veriyor. Diyor ki Zülbicadeyn, yani iki çuval sahibi anlamına gelen. Bu iltifatı duyunca o kadar çok seviniyor ki Resulullah bana isim verdi. Buna bir isim veriyor. Hoşuna gidiyor. Çok seviniyor. Bununla ilgili ayet-i kerime nazil oluyor. Ve minen nasi men yeşiri nefsehu bitigâe merdâtillâh. Vallahu raufun bil ibad. İnsanlardan bazıları var ki efendim nefsini feda ederler. Allah yolunda efendim cihad ederler. Her şeyden vazgeçerler. Davasına sımsıkı sarılırlar. O minel müminine ayetini okuduğum gibi. Dolayısıyla mallarını, canlarını Allah'ın yolunda feda ederler. Allah'ın rızasına nail olmak için. Kıymetli şimdi, hocam yavaş yavaş vaktimizin sonuna geldik ama. Evet, şunu bitirelim. Hep buyurun Sayın Hocam. Şimdi bu sahabe müminlerin arasındadır. Artık Mescid-i Nebi'dedir. Müslümanlarla beraberdir. Zaman ilerler. Mute'ye sefer düzenilir. Mute Şam taraflarında bir beldedir. Medine'ye 760 kilometre uzaklıktadır. Hava çok sıcaktır. Savaşa gitme konusunda bazı sıkıntılar meydana gelmiş. Münafıkların sesi yükselmeye başlamıştır derken
Savaşın sonunda bu sahabe sıtma hastalığına yakalanıyor ve vefat ediyor. Rivayetlere göre Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de Hazreti Ömer Efendimiz bizatihi bunun mezarını kazıyorlar ve toprağa indirirken Resulullah Efendimiz geliyor. Dua ediyor. Allah'ım ben bunu seviyorum, sen de sev ya Rabbi diyor. Ben bundan razıyım, sen de razı ol diyor. Resulullah Efendimiz'in vefasına bakın. İslam davasına fedakarlıkta bulunanlara vefaya bakın. Resulullah Efendimiz'in Uhud şehitlerine vefasına bakın. Ve oradaki Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer Efendimiz diyorlar ki keşke biz de bu sahabenin yerinde olmuş olsaydık. Resulullah bize de böyle deseydi diyor. Uhud'a gidiyor, selam veriyor. Selamun aleyküm bima sabertum fe ni'me ukbeddar. Uhud'un diyor canı vardır, Uhud'un ruhu vardır diyor. Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz. İsterdim diyor bu şehitlerle beraber Uhud'un bağrında kalmayı. Koluma girin diyor. Hastalığın son zamanlarında beni Uhud'a götürün diyor Resulullah Efendimiz. Uhud şehitlerine vefası var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kral Necaşi'ye vefası var. Ensar'a vefası var. İster misiniz Huneyn Muharebesi'nde diyor Ensarlı Müslümanlara diyor ister misiniz bütün ganimetler Mekkeli Müslümanların olsun, Allah Resulü Medine'de Ensar'ın olsun deyince o kadar çok seviniyorlar ki Resulullah Efendimiz'in vefasına baksanız ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mesela bir kadın mescidi temizleyen bir kadın vefat ediyor. Efendimiz'in haberi yok. Günler sonra diyor ki bir hanımefendi vardı buralarda temizlik yapan. Diyorlar ki ya Resulallah o diyorlar vefat etti biz de onu defnettik. Efendimiz kabrine gidiyor, dua ediyor. O hanıma dua ediyor vefatından sonra. Resulullah Efendimiz'in o kadar güzel örnekleri var ki. İrfan Bey hocam, zamanımızın bittiğini biliyorum. Evet hocam. Bakınız, bu vatan için canlarını feda edenlere bizim vefa borcumuz var değil mi? Ama insanlarımız da bu vefayı ödüyorlar. İnsanlarımızdan Allah razı olsun vefa borcunu ödeyenlerden. Malumunuz bakınız bir cümlem de son cümlem olsun. Mesela bize hizmet eden bizim dışımızda hayvanlar var. İnsanlara hizmet ediyor, insanlığa hizmet ediyor. Düşünün ki mesela insanlar mesela eskiden hayvanları güç olarak hayvanları kullanıyoruz. Hayvanları tarlada öküzler çift sürüyor. Efendim işte at atının eşyalar taşılıyor. Şimdi bu hayvanlar hep insanlara hizmet ediyor. Onların etinden, sütünden, derisinden, hayvanlardan yararlanıyoruz. O hayvanlar belli bir zaman sonra ne yapıyor? Gücü, kuvveti gidiyor değil mi? Peki biz insanlar olarak bize hizmet eden, 30 sene hizmet eden, 20 sene, 30 sene hizmet eden bir bineye, bir ata insan nasıl davranmalı? Nasıl vefa göstermeli? Değil mi? Evet. Bunu da düşünmeliyiz değil mi? Onlara hani bir hikaye vardır, bir hikaye değil de gerçek olan bir şey vardır. Biz de bütün mahlukata karşı vefalı davranmalıyız. Birbirimize karşı iyilik yapmalıyız. Sadece insanlara karşı değil, bütün canlılara tabii, vefalı olmak. Tabii vefalı olmak, bize hizmet edenlere karşı bizde hizmet etmek, bize iyilik yapanlara teşekkür etmek, kadir çinas olmak hepimizin istek ve arzusu olmalıdır diye düşünüyorum. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Elazığ İl Müftümüz Sayın Selami Aydın hocamıza, İmam-ı Azam Camii İmam Hatibi Şinasi Bay hocamıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca yarın akşam saat 18.30'da Elazığ Müftülüğü Edibecan Konferans Salonu'nda Biruni Üniversitesi Dekanımız, eski İstanbul Müftümüz Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı hocamız tarafından bir konferans verilecek. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Akabinde yani cumartesi günü sabahında ise İmam-ı Azam Camii'nde yine hocamızın riyasetinde sabah namazı buluşması yapılacak. Dualar, tesbihler, vaazlar yapılacak. Tüm halkımız buna da davetlidir. Ben bu duygu
Gençlerimizi davet özellikle ediyoruz. Özellikle gençlerimiz. Evet, gençlerimizi davet ediyoruz sabah namazına. Tabii bütün kardeşlerimizi davet ediyoruz ama yurtlardan da kardeşlerimiz gelecekler, gençler. İnşallah hocam. Biz gençlerle beraber inşallah Allah nasip ederse İmam-ı Azam'da sabah namazını kılacağız. Sabah namazı buluşmalarımız başladı. Geçen hafta yurt başında İzzet Paşa'da yaptık. Evet. İnşallah böyle şehrimizin farklı camilerinde yapıp kardeşlerimize duyuracağız. İnşallah sabah namazlarında buluşacağız değerli hocam. İnşallah kıymetli hocam. Ben bu duygu düşüncelerle tekrar hepinize saygı selamlarımı sunuyorum. Haftaya yine farklı bir konu ve farklı konuklar ile görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar efendim.